Malum memleket yavaş yavaş yerel seçim gündemine doğru ilerliyor. Herkes yerel seçim hazırlıkları içerisinde. Biz bir noktanın altını çizelim. Yani yerel yönetimler elbette o ilde, o ilçede, yönetimde bulundukları yerde tüm yurttaşlara hizmet etmekle görevliler. Ama bizim açımızdan yerel yönetimleri değerlendirmede en önemli ölçütlerden bir tanesi, o hizmeti yurttaşa götüren belediye işçilerinin, belediye çalışanlarının belediye yönetimi tarafından nasıl bir muameleye de maruz kaldığıdır. Ve burada açık konuşalım, tabloya baktığımızda karanlık bir durumla karşı karşıyayız. Yani ister Cumhur İttifakı, ister Millet İttifakı tarafından kazanılmış ve bugün yönetiliyor olsun, bütün belediyelerde işçilerin insanca çalışma koşullarına sahip olmadığını söyleyebiliyoruz. Yani işçi arkadaşlar, belediyede çalışan, yurttaşa hizmeti götüren arkadaşlar evlerine huzur içerisinde gidebilecekleri bir çalışma ortamına sahip değiller. Evlerine huzur içerisinde gidebilecekleri bir ücret almıyorlar. Belediye işçilerinin, bütün Türkiye için söylüyorum bunu, iki arada bir derede kalma durumu hemen düzeltilmelidir. Yani çala kalem kararnamelerle yapılan değişiklikler bir türlü yerli yerine oturmuyor ve bu halde yerine oturması da mümkün değil. Yani belediye işçilerinin kadrolarının tanımlanması ve ilgili yasal düzenlemelerin hemen yapılması gerekiyor. Yoksa bu böyle sürdürülebilecek bir durum değil. Yani burada yurttaş açısından vurgulanması gereken bir durum, kamu hizmetlerinin tasfiye edilmesiyle beraber belediye işçilerinin durumunun oldukça ilginç bir hal aldığı, özellikle bu tanımlanmayan kadro durumları nedeniyle işler belediye başkanlarının iki dudağı arasında, belediye yönetimlerinin keyfine bırakılmış durumda. Merkezi iktidar belediyelere herkes kendi çaresine baksın diyor. Belediyeler de dönüyorlar çalışanlarına, duble fedakarlık yapın istiyorlar. Maaşlar tüm belediyelerde feci durumda. İnsanlar artan enflasyon ve fiyatlar karşısında bankalara ve marketlere çalışır hale getirilmiş durumda.